Peki Uğur Hocam, insanları nasıl ikna edebilirsiniz? Bu güzel bir soru. Bunu bir dolandırıcılık hikayesi üzerinden anlatayım. Tarihteki en ilginç dolandırıcılık hikayelerinden biri ikna konusundaki ilginç psikolojik yöntemlerin ipuçlarını içeriyor. Ekim 1822'de Gregor MacGregor adlı bir İskoç çarpıcı bir duyuru yaptı. Sadece bir bankacının oğlu olmadığını, Honduras'taki Kara Nehir boyunca kurulu Hoyas ülkesinin de prensi olduğunu açıkladı. Galler'den biraz daha büyük bu topraklar o kadar verimliydi ki Mısırlar yılda 3 kez ürün veriyordu. Suları tertemizdi ve nehir yataklarında altın bulunuyordu. Yurt dışında böyle cennet gibi bir ülkede yeni bir hayat kurmak İskoçya'nın karanlık ve yağmurlu havası kayalı toprakları karşısında çok cazip görünüyordu. Hoyas'ın tek eksiği bu kaynakların tam kullanımını sağlayacak yerleşimciler ve yatırımcılardı. O zamanlar Orta ve Güney Amerika'ya yatırım yapmak revaçtaydı ve Hoyas iyi bir seçenek gibi duruyordu. İskoçya'nın kendi kolonileri yoktu. Bu yeni ülke onun için yeni dünyaya atlama tahtası olabilirdi. Usta dolandırıcılar ikna çabalarını insan motivasyonunun iki yönüne yöneltirler. Bir, insanın bir şey yapmak için harekete geçmesini sağlayan eğilim. İki, bunu yapma isteklerini engelleyen atalet. 2003'te iki Amerikalı sosyal psikolog bu iki ikna taktiğini oldukça hoş formüle etti. Alfa adı verilen birinci taktik bir şeyin cazibesini artırmayı içeriyor. İkincisi ise Omega'ydı ve direnişi kırmayı hedefliyor. MacGregor'ın yaklaşımı getirdiği öneriyi daha cazip kılmak için başka taktikler de içeriyordu. Psikologlar insanı ikna etmede kullanılan 6 kuraldan söz ediyor. 1. Karşılıklı fayda. Ben senin sırtını kaşırım, sen de benim. 2. Tutarlılık. Bugün de dün inandığım şeye inanıyorum. 3. Sosyal onay. Bunu yaptığım için aidiyetim olacak. 4. Arkadaşlık ya da hoşlanmak. 5. Kıtlık. Acele etmek lazım yoksa bitecek. 6. Otoriterlik. Neden söz ettiğinizi biliyorsunuz. MacGregor'ın bu taktikleri işe yaramıştı. O zaman için çok önemli olan 200 bin sterlin para topladı. 7 gemi dolusu insan Atlantik Okyanusu'nu aşıp Hoyas'a doğru yerleşmek için yola koyulmuştu. Eylül 1822 ve Ocak 1923'te 250 yolcu taşıyan iki gemi bu hayali adaya doğru yola çıktı. Ama 2 ay sonra vardıkları yer bir yıkımdan öteye değildi. Hoyas diye bir yer yoktu. Yolcular Honduras'ın ıssız bir kıyısına getirilmişti. Gelenlerin ancak üçte biri sağ kalacak ve oradan geçen bir gemiye binerek Belize'ye götürülecekti. Britanya donanması diğer 5 gemiyi geri İskoçya'ya gönderdi. MacGregor ise Fransa'ya kaçmıştı. Burada da Hoyas propagandası yapmaya devam etti. Birkaç ay içinde yeni yatırımcılar ve yolcular buldu. Fakat pasaport işlemleri konusunda Fransa, İngiltere'den daha dikkatli çıktı. Adı sanı duyulmamış bir ülkeye gitmek için son zamanlarda bu kadar başvuru olması yetkililerin dikkatini çekmiş. Konuyu araştırmak için bir komisyon kurulmuştu. Sonrasında MacGregor tutuklandı. Daha sonra kısa bir süre Edinburgh'da kalıp Hoyas dolandırıcılığına maruz kalanların gazabına uğrayınca kaçmak zorunda kaldı. 1845'te Venezuela'nın başkenti Caracas'ta öldü.